Üniversite Tercihleri.com Kampüs Yolunda programını sunar. Merhaba değerli izleyiciler, Kampüs Yolunda programına hoş geldiniz. Programımızda üniversitelerin ülkelerin gelişimi ve geleceği açısından önemini, kampüs içinde ve kampüs dışında yaptıkları çalışmaları konuşacağız. Çok değerli konuklarımızla birlikte üniversite sınavlarını hazırlanan ve meslek seçimi arifesinde olan öğrencilere yönelik de rehber bilgiler paylaşacağız. Programımızın bu kısmında konuğumuz İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Profesör Doktor Sayın Yusuf Baran. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Öncelikle nazik davetiniz için ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nü hem aday öğrencilerimize, hem velilerimize hem de tüm paydaşlarımıza anlatma fırsatı verdiğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz burada olduğunuz için. Ee, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü e, Yüksek Teknoloji Enstitüsü olarak ülkemizdeki tek aslında. Yani birçok teknik üniversite var, farklı üniversiteler var ama sizinki Yüksek Teknoloji Enstitüsü olarak geçiyor. Biraz sizden bunun anlamını e, alabilir miyiz? Tabii ki İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Türkiye'nin tek yüksek teknoloji enstitüsü olarak 1992 yılında kurulmuş, eğitim dili %100 İngilizce olan bir devlet üniversitesi. 3 fakülte, 18 lisans ve 50 master doktora programında eğitim ve araştırma faaliyetlerinde devam ediyor. Tabii eğitim Türkiye'de tüm toplumumuzun ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını üretmek, öbür taraftan kuruluşunun temel motivasyonu olan bilgi üretim, teknoloji üretim noktasında araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve bir yandan da üniversite sanayi işbirlikleriyle ülkemizin ekonomi başta olmak üzere her anlamda kalkınmasını desteklemek amacıyla kurulmuş, araştırmayı odağına alan, üniversite sanayi işbirliğini önemseyen ve toplumun nitelikli insan kaynaklarını üreten bir fabrika misali eğitim ve araştırma faaliyetlerinde devam eden bir üniversiteyiz. Evet, şimdi çok merak ediyoruz zaten. Birçok sorumuzla da iyice anlamaya çalışacağız. Ama ben sizin akademik kadronuza değinmek istiyorum. Ülkeler hep tersine beyin göçünü teşvik etmeye çalışırlar. Sizin akademik kadronuzda zannediyorum tersine beyin göçünden aslında bir nevi oluşuyor. Bunu nasıl başardınız? Bir defa İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü aslında başından sonunda bir tersine beyin göçü hikayesi. Bir başarı hikayesi yani. Bugün sahip olduğumuz nitelikli akademik kadrolarımızın yaklaşık %70'i master ve doktora eğitimlerini Amerika'nın ve Avrupa'nın en iyi üniversitelerinden almış ve daha sonra da kendi ülkesine hizmet amacıyla geri dönmüş hocalarımızdan oluşuyor. Geri kalan %30 yani Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarından eğitimini almış hocalarımız ki ben de onlardan bir tanesiyim. doktor doktoralıyım. Bu hocalarımızın da mutlaka bir yurtdışı tecrübesi var. Olmazsa olmaz ilkemiz olan liyakat esaslı öğretim üyesi alımlarımız aslında bizleri beraberinde olmamız gereken noktaya yani zirveye doğru taşıyor. Tabi bu anlamda özellikle son 3 yıldır enstitümüzde uluslararası arenadan yabancı parantez içerisinde uluslararası öğretim üyesi kazanma noktasında da ciddi bir atak sağladığımızı söyleyebilirim. Nitekim İngiltere'den, Amerika'dan, Belçika'dan, İtalya'dan, Hollanda'dan dünyanın pek çok ülkesinden çok nitelikli bilim insanlarını enstitümüze kazandırdık. 2021 yılında Stanford Üniversitesi'nin dünyanın en etkili bilim insanları listesinde İTÜ öğretim üyesi başına normalize ettiğiniz zaman Türkiye'de bir numara olan bir üniversite oldu. Tabii tümüyle liyakat esaslı öğretim üyesi alımları beraberinde bizleri araştırma fonlarında, projelerde, öğretim üyesi başına yayında, ulusal ve küresel arenada verilen bilimsel ödüllerde tekrar zirveye taşıyan bir unsur. Ve İTED'e akademik atama ve yükseltme kriterlerine baktığınız zaman yine Türkiye'nin en yüksek kriterlerine sahip en yüksek puanlarla atama yapılan bir enstitü, bir üniversite olduğunu gözlemlersiniz. Tabii burada en önemli çekici unsur aslında yarattığımız e, e, akademik ekosistem. Yani öğretim üyelerimizin araştırmalarını her anlamda destekleyen ve önünü açan akademik özgürlük e, olayını, akademik özgürlük yaklaşını uluslararası küresel düzeyde tutan ve tümüyle öğretim üyelerinin araştırma ve eğitim faaliyetlerinde önünü açan bir yaklaşımımızla ve yarattığımız küresel bir üniversite modeliyle sadece yurt dışındaki Türk bilim insanlarını değil uluslararası yabancı uyruklu bilim insanlarını da çeken ve dediğim gibi aslında başından sonuna bir tersine beyin tersine ve direkt beyin göçü hikayesi olarak İTE başarılara imza atıyor. Evet. Şimdi üniversitenizin isminden de anlaşılıyor. Teknolojiyi ön plana çıkartıyorsunuz. Girişimciliğe de ayrı bir önem veriyorsunuz diye biliyorum. <laughs> bu anlamda ne gibi çalışmalar yapılıyor? Teknopark İzmir'de sizin bünyenizde. E, bununla da böyle birleştirerek ne mesaj verirsiniz? Tabii bu kapsamda aslında yaptığımız pek çok çalışma var. Bir defa biz kendi içimizden öğrencilerimizin hani iş arayan değil iş kuran, girişimci olan, kendi girişimci fikrini bir ürüne, şirkete ve oradan istidama, oradan katma değeri yüksek ürüne ve tabii ki ee, ülkemizin hem istidamına hem ihracatına ve dolayısıyla da ekonomik kalkınmasına katkı sunmasına çok önem veriyoruz. Bugün İTÜ mezunlarını analiz ettiğiniz zaman mezunlarımızın yüzde %6'sı kendi girişimci yani kendi şirketi var ve o startup ekosistemi içerisinde kendi girişim fikrini şirketleştirmiş ve üreten öğrencilerimiz, mezunlarımız. %66'sı özel sektörde çalışıyor. Bu inanılmaz bir rakam. Yani toplamda %72'si özel sektörde çalışan Belediyeler ve akademisyenler dahil %28'i kamu sektöründe çalışan bir mezun profilinden bahsediyoruz. Bir yandan üniversite sanayi işbirliğini sürekli gündeminde tutan bir üniversite. Ben pandemiye rağmen bir rektör olarak 2019, 20 ve 21 yıllarında 97, 104 ve 111 sanayi kuruluşunu ziyaret ettim. Tabii rektör yardımcılarımız, dekanlarımız, teknoloji transfer ofisimiz, Teknopark İzmir'imiz sanayi kuruluşlarıyla çok yakın işbirlikleri gerçekleştiriyoruz. Bu beraberinde projeleri ki son 3 yılda enstitümüzün üniversite sanayi işbirliği kapsamında yaptığı projeler %800'lerde artışlar sağlamış oldu. Fonlar da buna paralel. Tabi bu işbirliği projeleri beraberinde öğrencilerimizin yetişmesine de inanılmaz katkı sunuyor. Yanı sıra kurduğumuz staj işbirlikleri, yaptığımız staj anlaşmaları eğitim süreci boyunca öğrencilerimizin Türkiye'nin dünya çapında şirketlerinde staj yapmalarının önünü açıyor. Burada İT'yi farklı kılan önemli unsurlardan bir tanesi ise Teknopark'ın e, kampüs alanı içerisinde sahip olduğumuz Teknopark İzmir. Teknopark İzmir'imizde şu anda bulunan 192 şirket, 1706 ARGE personeli, 2 milyar 90 milyonları aşan gayrisafi e, gayri safi milli hasılası, 138 milyon dolarları aşan ihracatıyla harikalar yaratan bir teknoparktan bahsediyorum. Tabii bizim için en önemli unsur ekosistemimize yaptığı katkı. Ve bugün İT öğrencileri eğitim devam ederken zorunlu veya gönüllü stajlarını ya da belli saatlerde ve dönemlerde bu teknopark şirketlerinde çalışarak inanılmaz tecrübeler elde ediniyorlar ve kazanımlar elde ediyorlar. İT'de öyle programlarımız var ki öğrencilerimiz daha 3. sınıftayken iş teklifi alıp iş bulabiliyorlar. Ve teknoparkımızdaki küresel ve ulusal firmalarla yaptığımız staj anlaşmalarıyla öğrencilerimizin yine bu teknopark şirketlerinde çalışmalarını sağlıyoruz. Bakın çok yakın dönemde Avrupa Birliği'nden aldığımız 2.9 milyon avroluk bir proje fonumuz var. İzmir Network and Innovation Center dediğimiz İzmir Ağlar ve İnovasyon Merkezi. Bu fonun tamamını İT'deki öğrencilerimizin, İT'deki start-up'larımızın, İzmir ve sonra Ege bölgesindeki start-up'ların fikirden ürüne, oradan ticarileşmeye, markalaşmaya ve uluslararasılaşmaya yolculuklarında eğitimler veriyoruz. Bütün bütçe... Girişimcilerin küresel uluslararası bir firmaya dönüşümü için onların eğitimlerine ve onların mentörlük hizmetlerine harcanıyor. Yine biz İTED'e fikri olan öğrencilerimize hiçbir ücret talep etmeden ve hiçbir ortaklık kalmadan öğrencilerimize danışmanlıklar veriyoruz. Ve bu danışmanlıklarla öğrencilerimizin iş fikirlerini olgunlaştırıyoruz. Sonra şirketleşme süreçlerinde Sanayi Bakanlığı'nın Bakanlığı Tekno Girişim Big Assist dediğimiz proje desteği kapsamında öğrencilerimize hibe destekler alıyoruz ve öğrencilerimizin iş fikirleri prototipleşip şirketleşiyor. Ve ondan sonra da öğrencilerimiz gerçek bir startup şirketinin sahibi, istihdam yaratan, ihracat gerçekleştiren bildiğiniz bir firmaya dönüşebiliyor. Ve tüm bu süreçlerde biz iş fikri olan öğrencilerimize inanılmaz destekler sağlıyoruz. Bundan yaklaşık 20 gün önce yeni başladığımız bir projemiz daha var. O da Tekno Girişim Akademisi. O zamana kadar yani bundan yaklaşık tabii bu bir yıllık bir fikrin demlenmesi sürecinin sonucunda bir aydır uygulamaya başladığımız bir projemiz. Daha önce iş fikri olan öğrencilerimizi fikirden ürüne götürüyorduk. Şimdi iş fikri olma potansiyeli olan öğrencilerimize de elektroşok veriyoruz. Ve o elektroşokla öğrencinin düşünmesini sağlamaya çalışıyoruz. Nasıl yani, yani? hocam bunu biraz açalım. <laughs> hemen şöyle söyleyeyim. Şimdi çok nitelikli bir öğrenci potansiyelimiz var ve gerçekten... ...YKS'de de ve ulusal arenada da inanılmaz başarılara imza atmış... Başarılı. ...zaten bu başarıların Hayır, sonucunda evet. İT'ye gelen öğrenciler var. Ve bizim temel motivasyonumuz bu öğrencilerimiz mezun olduklarında... ...aman iş bulayım kaygısını taşımadan dediğim gibi iş kurmak, ihracat yapmak... ...girişimci olmak ve kendi iş fikrini e, somutlaştırarak bir şirkete dönüştürmesi var. Ve burada biz öğrencilerimizin hayal etmesini sağlamaya çalışıyoruz. Hedef koymalarını sağlamaya çalışıyoruz potansiyellerini harekete geçirmeye kendilerinin farkında olmaları sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi dediğim gibi bir ay öncesine kadar iş fikri olan öğrenciler geliyordu. Şimdi biz öğrencilerimizi belli gruplarda ki bu çok küçük gruplar 25-30 kişilik gruplardan bahsediyorum. Bir iş fikri yaratmaları üzere öğrencileri tetikliyoruz. Burada bizim aslında İT'yi götürmek istediğimiz nokta çok net. Şimdi Stanford Üniversitesi hocaları, mezunları ve öğrencileriyle bir ülke olsa dünyanın en büyük altıncı ekonomisi ediyor. Yarattığı ekonomik bütçeden bahsediyorum. İTÜ'de bizim çok nitelikli bir akademik kadromuz var. İleri düzey bir araştırmaya altyapımız var. Çok kaliteli ve nitelikli bir öğrenci grubumuz var ve yarattığımız inanılmaz bir ekosistem var bu kampüste. Bütün bunların beraberinde Türkiye'nin bugününe ve aydınlık geleceğine katkı sunacak rol model lider bireylere dönüşümü iş fikirlerinin oluşması ve bunun bundan aslında unicorn'lar yani İzmir için, İTÜ için bizim hedefimiz buradan unicorn'lar yaratmak. Bunu başarabilir miyiz? Elbette ki başarabiliriz. Ve dediğim gibi yani insan kapasitesine baktığınız zaman, beşeri sermayesine, altyapısına, ekosistemine baktığınız zaman İTÜ olarak biz bunu başarabileceğimizi düşünüyoruz. Bakın size çok küçük bir bilgi vereyim. 2021 yılında 13 öğrenci şirketimiz 66.97 milyon TL ciro çekmiş. 13 öğrenci şirketimizin yaptığı ciro bu. Öyle öğrencilerimiz var ki İT'de 3 ayda cirosunu 20 kata artıran, Peki bütün bunu... ihracatını Amerika'ya yapan, evet. e, kurduğu şirkette 20 öğrencimizi istihdam eden öğrencilerimiz var. Bunu aldığı yatırımlar ve üniversite destekleriyle mi yapıyorlar? Tabii ki yatırım da alıyor. Hı hı. E, biz de destekliyoruz ama bizim desteklerimiz tümüyle şey yani hiçbir ortaklık ve paydaşlık yok tümüyle öğrenci ve girişimciyi evet. destekleyip onun büyümesini sağlamak. Bakın bundan bir ay önce matematik bölümünün ikinci sınıfta okuyan bir öğrencimiz kurduğu startup şirketine 3 milyon dolar değerleme ile onun 300 bin dolara sattı. Ve böyle inanılmaz başarı hikayelerimiz var. Ve biz tabii ki bu hikayelerin sayısının artmasını hedefliyoruz. Ve İTED'e akademik ve non akademik, liderlik, sosyal girişimcilik her anlamda Öğrencilerimizi yetiştirmeye çalışarak onların her birinin bu ülkenin geleceğinin aydınlık birer yıldızı olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Sizin de kendi bölümünüz moleküler biyoloji ve genetik. Hem sizin bölümünüzden yola çıkarak İT'de de bunun eğitim veriliyor. Siz de dersler vermişsiniz diyebiliyorum. Hem de şu anki mevcut bölümlerden öne çıkanları dinleyebilir miyiz sizden? Tabii ki şöyle ki bu arada bir önceki sorunuza şunu da ilave Tabii. etmek isterim atlamadan. 30 yıllık bir İzmir hayali vardı, son yıllarda daha da somut ve güçlü bir şekilde dillendirilen İzmir Teknoloji Üssü Bilişim Vadisi ve yakın dönemde yani bundan yaklaşık 1 hafta 10 gün önce Bilişim Vadisi İzmir'in de temellerini attık ve bu temel atmadan sonra 27 Aralık 2022'de hedef burası Bilişim Vadisi'nin kurdelasını kesmek. Aynı zamanda biz Teknopark İzmir'de de şu anda yeni yaptığımız 4 tane binamız var ve bu binalarla beraber bu ekosistemin içerisinde startuplar ileri düzey firmaların, yüksek teknoloji firmalarının sayısının ve kapasitesinin de artırılarak ekosistemimizin her anlamda daha da güçlenmesini hedefliyoruz. Aslında İTED'e bizim beş anahtar kelimemiz var. Eğitim, bilim, teknoloji, inovasyon ve girişimcilik. i̇lk üçü işin tümü üniversite boyutu. Eğitim, bilim ve teknoloji. Son üçü ise aslında teknoparkla ilgili. Teknoloji, inovasyon ve girişimcilik. Biz bu beş anahtar kelimeyle İT ekosistemi içerisinde her öğrencimizin, her paydaşımızın aslında bunu teneffüs ederek o şekilde farklılaşmasını, olgunlaşmasını ve eğitim sürecini tamamlamalarını istiyoruz ve bekliyoruz. Bugünün ve geleceğin meslekleri dediniz. Aslında bu sorunun yanıtı çok basit. Bugünün ve geleceğin problemleri ne ise meslekleri de bunlar olacak. Ve bugün küresel arenada insanlığın yaşadığı problemlere baktığınız zaman aslında bu beraberinde dediğim gibi geleceğin mesleklerini de doğuruyor. Mesela insanoğlunun en temel arayışı uzun bir ömür değil mi? Uzun bir ömür. Ve sonra kaliteli bir ömür. Şimdi bu ikisini düşündüğünüz zaman en temel arayış, en temel sorun uzun ve kaliteli bir yaşam. Kimya bunun bir parçası mı? Evet. Fizik? Evet. Moleküler biyoloji, genetik? Evet. Biyomühendislik? Evet. Malzeme? Evet. Çevre? Evet. İnşaat mühendisliği evet, mimarlık, kentsel tas, bütün bunlar aslında insanoğlunun yaşam kalitesi ve yaşam süresini etkileyen faktörler. Peki mesela e, küresel ısınma bir problem mi? Evet. E, pandemi bir problem mi? Evet. E, efendime söyleyeyim e, su kaynakları bir problem mi? Evet. Atıklar evet. Mega kentler oluşmaya başladı. Dünyada 10 milyon nüfus üzerinde onlarca kent oluşmaya başladı. Bu beraberinde bize şehir bölge planlamayı, beraberinde mimarlığı, inşaat mühendisliğini, çevre mühendisliğini, atık yönetimini, mesela akıllı kentler diye bir kavram var. Bu beraberinde elektronik ve bilgisayar mühendisliğini öne çıkarıyor. Malzeme bilim mühendisliği mesela öne çıkan bir alan. Aslında İTÜ'de bizim öncelediğimiz, önemsediğimiz ve üzerine odaklandığımız konular insanlığın ve ülkemizin bugününün ve geleceğinin problemlerine çözüm olmak, ya da bu problemleri öngörerek engellemek üzerine. Biz İTÜ'de sayılarımızın çokluğuyla övünen ve oraya oynayan bir üniversite değiliz. Az önce de ifade ettim. 3 fakülte, 18 bölüm ve 50 master doktora programımız var. Ama açtığımız programlarda Türkiye'nin ve dünyanın en iddialı üniversitesi ve bölümleri olmak adına gayret gösteriyoruz. Onlarca fakülte, yüzlerce bölüm, on binlerce öğren, böyle bir hedefimiz yok bizim. Ama şunu mesela söyleyeyim. Bugün İTED'en doktorasını almış mezunlarımızın %90'dan fazlası şu an Türkiye'nin ve dünyanın başka üniversitelerinde akademisyen olarak çalışıyor. Bilim insanı olarak çalışıyor. Yardımcı, doçen, doçen ve profesör olarak. Mezunlarımızın yine az önce de ifade ettiğim gibi yüzde yetmiş %72'si özel sektörde, %28'si kamu ve ünü, e, kamu da bunun içine belediyeler ve üniversiteler de dahil. Bizim odaklandığımız alanlar zaten dediğim gibi başlı başına aslında insanlığın, ülkemizin küresel ve bölgesel anlamda yaşadığımız problemlerin çözümüne dönük. İşte çevre mühendisi bölümümüz var. Atıkların geri kazanımı, atıkların yönetimi, temiz su kaynakları, enerji sistemleri mühendisi bölümümüz var. Türkiye'de en yüksek puanla alan bölümümüz. Enerji bugün bakın işte Ukrayna'da bir savaş yaşanıyor. Her şey enerji üzerinden dolanıyor. Bugün küresel arenada diplomatik ilişkiler enerji üzerinden çıkıyor. Ve bugün biz İTE kampüsünde rüzgarından güneşine, jeotermalden denizin üzerinden esen dalgaya, rüzgarından elde edilen enerjiye kadar, biyolojik organizmalardan elde edilen enerjiye kadar pek çok eksende enerji gündemine taşımış ve ona dönük çalışmalar yapan bir üniversiteyiz. Bir yandan temiz enerjiyle ısıtma, soğutma ve bir yandan da aslında bütün kampüsü bir laboratuvara çevirme. Bugün bizim jeotermal kaynağımız da var. 5 rüzgar türbününden 15 megawatt enerji de üretiyoruz. Enerji verimliliği kapsamında Dünya Bankası'nın Türkiye'de desteklediği 20 projeden 8'ini biz aldık. Başka bir projede tek projesi desteklendi Türkiye'nin. O projeyi yine enerji üzerine bizler aldık. Yani bizim odaklandığımız bütün bölümlerimiz, tüm adaylarımıza buradan Velilerimize de sesleniyorum. Son dakikamız evet rehberlik önerilerimizi Üniversitemizin alayım, evet. bölümümüzün lütfen web sitelerine bakın. Bölümlerimize, bölümlerimizin akademik kadrolarına. Üniversite tercihi bir insanın hayatının en önemli tercihlerinden bir tanesi. Üniversite ve bölüm. Ve ben bu kapsamda çok değerli Esra Hanım, tohum insanı ve fikri tohuma benzetiyorum. İnsan da fikir de bir tohum misalidir. Ve tabii tohum çok kıymetli bir şey kalitesi. Ama en az tohum kadar önemli şeyler de var. Toprak gibi, iklim gibi, çiftçi gibi. Ve aslında gençlerimiz, şu an YKS'ye girecek gençlerimiz ve velileri bu tohumun hangi toprağa, hangi iklime döküleceğine ve hangi çiftçinin ellerine düşeceğine karar verecekler. Ve bu kapsamda da bizim it ekosistemi içerisinde yarattığımız fırsatlar, nitelikli akademik kadrolarımız, oluşturduğumuz iklim, ve tabii ki beraberinde çiftçi dediğim hocalarımızın yetkinliği, yeterliliği. Biz e, Türkiye'nin bugününü ve geleceğini inşa edecek, YKS'ye girerek kendi rotasını, kariyer yolculuğunu belirleyecek bütün öğrencilerimizi İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ne, bizleri yakından tanımaya, tanıtım günlerine, kampüsümüzü ziyaret etmeye, bizlerle direkt iletişim kurmaya ve İTEN'in fırsatlarından faydalanmaya bekliyoruz. Şimdi tohumun düştüğü toprak, iklim, çiftçi çok önemli dedim ama bizim gibi iyi çiftçiler, iyi toprak ve iklim de biz de iyi tohumlar arıyoruz. Ve İT'de Türkiye'nin geleceğine dair hayallerimizi ve hedeflerimizi gerçekleştirmek adına Türkiye'nin bütün nitelikli beyinlerini, aziz sancarlarını e, enstitümüze bizlerle beraber olmaya hayallerini ve bizlerin hayalini beraber gerçekleştirmeye davet ediyor. Bir kez daha davetiniz ve enstitümüzü tanıtmak adına verdiğiniz fırsat için gönülden teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için sizi tanımaktan çok mutluluk duyduk. Kampüs yolunda şimdi kısa bir reklam arasına gidiyor. Türkiye'nin tek yüksek teknoloji üniversite enstitüsü olan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nü tanıdık. Sayın Profesör Doktor Yusuf Baran konuğumuzdu. Kısa bir reklam arası ardından devam edeceğiz.